Temel hal elektron dizilimi şekildeki gibi olan X element atomuyla ilgili yargılardan hangileri doğrudur deniliyor. Birinci öncül çekirdek yükü 27'dir. Çekirdek yükü proton sayısı anlamına gelmekte. Elektron diziliminden önce elementimizin elektron sayısını bulalım. Orbital üzerindeki elektronların toplamı toplam elektron sayısını verecek. Sayıyoruz 2, 4, 10, 12, 18, 20 ve 7 daha 27. X atomunun 27 elektronu bulunmakta. Nötr halde olduğundan dolayı bakın atom demiş. 27 de protonu olacak. Nötr olan taneciklerin proton ve elektron sayısı birbirine eşitti. Çekirdek yükü proton sayısı anlamına geldiğinden dolayı birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncül periyodik sistemde dördüncü periyot 7B grubu elementidir denilmiş. Elektron diziliminde baş kuantum sayısının en büyük olduğu yerden periyot çizgimizi çektik elementimiz dördüncü periyot elementi. Elektron diziliminde son orbitalimiz D orbitali. Dolayısıyla değerlik orbitalleri S ve D'dir. Bu orbitaller üzerindeki elektronları toplarsak 2, 7 daha 9. Ancak 9 belli bir grup yok. 8B 3 defa tekrarlamaktaydı. Buradaki elementimiz ikinci 8B'miz. S2D6'da ilk 8B geliyor. S2D7'de ikinci 8B. Son olarak S2D8'de 3. 8B gelecekti. Bizimki S2D7 olduğu için 2. 8B grubumuz. Dolayısıyla elementimiz 4. periyot 8B grubunda yer alır. 2. öncül yanlıştır. 3. öncül açısal momentum kuantum sayısı yani L'si 2 olan orbitallerinde 7 elektron vardır. L'si 2 olan orbitalimiz D orbitalidir. Elektron dizilimine baktığımızda d orbitali olarak sadece 3 d orbitelimiz bulunmakta ve 7 elektron içermekte. Dolayısıyla 3. öncülümüz de doğrudur. Sorumuz bize doğru olanları sorduğundan cevabımız 1 ve 3 olan D seçeneğidir. X, Y ve Z elementlerinin atom ve iyonları ile ilgili karşılaştırmalardan hangileri doğrudur denilmiş. Öncelikle elementlerimizin grup ve periyotlarını bulalım. X elementinin elektron dizilimini yaptığımızda 2, 8, 7. Üçüncü periyot 7 A grubu elementidir. Y elementimizin elektron dizilimini yaptığımızda 2, 8, 8. Üçüncü periyot 8 A grubu elementidir. Son olarak Z elementinin elektron dizilimini yaptığımızda 2, 8, 8, 1. Dördüncü periyot 1 A grubu elementidir. Birinci öncülde atom hacimlerine göre sıralama verilmiş bize. Atom hacmi periyot büyüdükçe büyümekteydi. Aynı periyotta ise grup küçüldükçe yine büyümekteydi. Hatta atom hacmini yarıçap olarak da söyleyebiliriz. Yarıçap artar diyelim. Elementlerimize baktığımız zaman periyodu en büyük olan Z elementidir. Yarıçap sıralarken periyodun üstünlüğü var. Yani periyodu büyük olan diğerlerinden daha büyük bir yarıçapa Hacme sahiptir. X ve Y'nin ise periyotları aynı olduğuna göre gruba bakacağız. Grubu küçük olanın yarıçapı daha büyüktür. X 7A grubunda olduğundan dolayı Y'ye göre yarıçapı daha büyüktür dedik. Sıralamamız Z büyüktür, X büyüktür, Y şeklinde olacak. Burada da aynı sıralama verilmiş. Birinci öncül doğrudur. İkinci öncül tanecik çapları denilmiş. Önce taneciklerimizi bir yazalım. Roton sayılarımız değişmemekteydi arkadaşlar. Elektron alıp vermeyle. Dolayısıyla proton sayılarını aynen yerine yazıyorum. Taneciklere baktığımız zaman x'in eksi 1 yüklü, z'nin ise artı 1 yüklü olduğunu görmekteyiz. Y'miz nötr. Elektron sayılarını belirleyelim. Eksi 1 ile neyi toplarsak 17. Cevabımız 18 olacak. O halde x taneciğinin 18 elektronu var. Y nötr olduğu için proton ve elektron sayısı birbirine eşit oldu. Z ise 1 elektron verdiğinden dolayı elektron sayısı 18 olacak. Dikkat edersek bu 3 tanecik şu an izoelektronik. Yani elektron sayıları aynı, elektron dizilimleri aynı, proton sayısı farklı durumda. İzoelektronik taneciklerden elektron almış olanın yarı çapı daha büyüktür arkadaşlar. Dolayısıyla burada x elektron aldığı için proton bölü elektron oranı azaldığından yarı çapı en fazla olacak. Y'nin ortada olacak. En küçük ise elektron verdiğinden dolayı Z'nin katyon hali olacak. Bu yorumu P bölü E'ye göre de yapabilirdik. Yani proton bölü elektron oranı az olanın yarı çapı büyüktür. P bölü E azaldıkça yarı çap artar. Proton bölü elektron oranı en az X eksi iyonunda olduğundan dolayı yarı çapı en fazla olan X eksi oldu. Hatta bunların proton bölü elektron oranlarını da yazacak olursam. X için 17 bölü 18. Y için 18 bölü 18. Z için ise 19 bölü 18 oldu görüldüğü gibi p/e'si en az olan x aracının hacmi daha büyük olmalı. İkinci öncülümüz de doğrudur. Son olarak iyonlaşma enerjilerine bakalım. İyonlaşma enerjisi periyot küçüldükçe artmaktaydı. Aynı periyotta genellikle sağa doğru gidildikçe artmaktaydı. Bakın aynı periyotta artar dedik sağa doğru ama genellikle diye de not düştük. Çünkü burada 3 aşağı 5 yukarı diye ifade ettiğimiz küresel simetriyle alakalı Satma durumları söz konusuydu. Ancak bizim elementlerimizde 3A ve 5A grubu elementleri bulunmadığı için böyle bir durumu göz önünde bulundurmamıza gerek yok. O halde periyodu küçük olan X ve Y'den daha sağda bulunan yani grubu daha büyük olan Y elementimizin iyonlaşma enerjisi en büyüktür. Şöyle diyelim iyonlaşma içinde 3 diyoruz. En büyük Y elementi, sonra X elementi gelecek ve en son periyodu daha büyük olan Z elementi gelecek. Buradaki sıralamamız yanlış oldu. Bu arada iyonlaşma enerjisinin sağa doğru genellikle artar dememizin nedeni de şöyle yazalım. Aynı periyotta iyonlaşma enerjisi arasında buradaki gibi bir ilişki var. Görüldüğü gibi 2A ve 3A bir de 5A ile 6A arasında sapma söz konusu. Bizim elementlerimiz ise X7A Y 8A'ydı aynı periyotta. Görüldüğü gibi bakın 8A 7A'dan daha büyük olduğundan dolayı Y'nin iyonlaşma enerjisi X'e göre daha büyük oldu. Sonuç olarak 3. öncüle yanlış dedik. Soru bize doğru olanları sorduğundan cevabımız 1 ve 2 olan B seçeneği oldu. Aşağıda sistematik adları verilen bileşiklerden hangisinin formülü yanlış verilmiştir deniliyor. A şıkkı potasyum siyanat demiş. Potasyum bir metaldir. Metal bileşikleri iyonik bileşiktir. Ve potasyum sabit değerlikli metallerden birisiydi. O halde bir işi oluşturan iyonları düşünelim. Potasyum 1A grubu olduğu için artı bir yüklü iyondan oluşacak. Siyanat kökü. Siyanürün başına oksijen gelmesiyle oluşan iyonumuzdu. OCN şeklinde. Bunlar çaprazlandığında potasyum siyanatın formülü KOCN olacak. Burada ise potasyum siyanür bileşiği verilmiş arkadaşlar. Siyanat değil. Bize yanlış olan sorulduğu için cevabımız A şıkkıdır. Doğrusu KOCN şeklinde olmalıydı. Diğer öncüllere de bakalım. B şıkkı kurşun 4 oksit denilmiş. Bakın kurşun değişken değerlikli bir metal. Aldığı değerlik 4 olarak ifade edilmiş. Oksijen eksi 2 değerlikli. Bu iki iyonu çaprazladığımızda Pb2O4 bileşiği gelecek ancak burada sadeleştirme olacak. Basit formül yazacağız. PbO2 şeklinde ifade edilecek. Bize verilen formül doğrudur. Magnezyum klorat bileşiği yine iyonik bir bileşik metal bileşiği. Magnezyum 2A grubu olduğu için artı 2 değerliklidir Klorat iyonu klor ve oksijen atomundan 3 tane gelecek ve eksi 1 yüklü. Bu iyonları çaprazladığımızda Kloratın eksi 1'i magnezyumun ayağına geldi. Eksi yazılmaz. Klorat kökümüzün ayağına 2 gelecek. O yüzden parantez içinde korumaya alıyoruz kökümüzü. Ve 2'yi kloratın ayağına yazdık. Dolayısıyla C şıkkı da doğru. Yine sodyum bir metal. Sabit değerli bir metal. Artı bir yüklüydü. Asetat anyonumuz. CH3COO- Arkadaşlar asetat bileşiklerinde genellikle asetat kökü başa yazılır burada olduğu gibi. O yüzden şöyle yazabiliriz bileşiğimizi. Sodyum asetat burada doğru verilmiş. Tekrarlıyorum. Asetat bileşiklerinde asetat kökü başa doğru yazılır. Son olarak E şıkkı kalsiyum oksalat denilmiş. Kalsiyum 2A grubudur. Artı 2 değerlikli. Oksalat kökümüzde C2O4 üzeri eksi 2'dir. Burada iyonları çaprazladığımızda ikiler birbirini götürdü. Bileşiği bu şekilde yazdık. E şıkkı da doğrudur. Sorumuz bize yanlış formülü sorduğundan cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdaki kaplarda bulunan çözeltilerin üzerlerine X, Y ve Z maddeleri eklendiğinde her üç kapta da zamanla gaz çıkışı gözleniyor. Buna göre X, Y ve Z aşağıdakilerden hangisi olamaz? Arkadaşlar her üç kapta da zamanla gaz çıkışının olması tepkimenin gerçekleştiği anlamına geliyor. Öncüllerimizi buna göre düşünelim. Öncelikle X maddesini belirleyelim. Birinci kapta nitrik asit var. Verilen şıklara baktığımızda A şıkkında sodyum aktif bir metal hidrojen gazı çıkacak şekilde asitle tepkime verir. Demir aktif bir metal yine hidrojen gazı açığa çıkarır. Çinko amfoter bir metaldir. Hem asitlerle hem bazlarla tepkime verebilen bir metal tepkime oluşur. Yine alüminyum da amfoter bir metaldir. Hem asit hem bazla tepkime verebilen bir metaldir. Kalsiyum da aktif bir metaldir tepkime verecektir. Bu arada metal sınıflandırmamızı yapalım. Altın ve platin tam soy metaldi. Gümüş, bakır ve civa yarı soy metaldi. Son olarak bir de amfoter metallerimiz vardı. Al, sana, benim zincirli papucum şeklinde kodluyorduk biz bunları. Amfoter metal hem asitle hem bazı tepkime verebilen metallerdi bunlar. Tam soy ve yarı soy metalin dışında kalan metaller aktif metallerdi arkadaşlar. İkinci kaba baktığımızda kapta bir baz var. Sodyum hidroksit kuvvetli bir bazdır. 1A ve 2A grubu metallerinin hidroksitli bileşikleri kuvvetli bazdır. Magnezyum hidroksit hariç arkadaşlar. Sodyum hidroksit kuvvetli bir bazdır. Bazlarla amfoter metaller tepkime verebilir. O halde Y maddesi amfoter bir metal olmalı. Çinko az önce yazdığım amfoter metaller arasında var. Tepkime gerçekleşir. Alüminyum yine amfoter bir metaldir. Tepkime gerçekleşir. Krom amfoter bir metaldir. Tepkime gerçekleşir. E şıkkındaki çinko amfoter bir metaldir. Tepkime gerçekleşir. Ancak potasyum elementimiz amfoter bir metal değildir. O halde ikinci kaba atıldığında tepkime vermeyecek. Soru bize olamayan öncülü sorduğundan cevabımız D seçeneğidir. Son olarak üçüncü kaba da bakalım. Hidroklorik asit var. Kalsiyum aktif bir metaldir. Tepkime verir. Hidrojen gazı açığa çıkar. Kalsiyum karbonat, karbonatlı bileşikler asitlerle tepkime verir. Buradan açığa çıkan gaz karbondioksit gazı olur. Alüminyum amfoter bir metal. Çinko amfoter bir metal. Hem asitle hem bazla tepkime verir. Buradan yine hidrojen gazı açığa çıkar. Yine kalsiyum karbonat karbonatlı bir bileşik olduğu için karbondioksit gazı açığa çıkar. Sonuç olarak belirtilen durumlardan sadece D şıkkındaki Y maddesi için potasyum örneklendirmesi yanlış oldu. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir. 50 gramlık bir pirinç alaşımının 400 ml x molar hidroklorik asit sulu çözeltisiyle artansız tepkimesi sonucu normal koşullarda 8,96 litre hidrojen gazı açığa çıkıyor. Normal koşul demiş. Buna göre alaşımdaki bakırın kütlece yüzdesi ve hidroklorik çözeltinin derişimi nedir deniliyor. Öncelikle alaşıma baktığımız zaman bakır ve çinko karışımı. Bakır yarı soy bir metal. Çinko aktif bir metal hem de amfoter bir metal aynı zamanda. Alaşımımızda sadece çinko hidroklorik asitle tepkime verir. Bakır yarı soy metal olduğu için sülfürik asit, nitrik asit gibi kuvvetli oksijenli asitlerle sadece tepkime verir. Hidroklorik asit kuvvetli bir asit ancak oksijenli bir asit olmadığı için bakır tepkime vermez. O halde çinko ve hidroklorik asit arasındaki tepkimeyi yazalım. Çinko aktif bir metal olduğu için hem de amfoter bir metal olduğu için hidroklorik asit ile tepkimesinden hidrojen gazı açığa çıkacak. Çinko bileşiklerinde artı 2 değerlik almaktaydı. Klorumuz eksi 1 yüklüydü. O halde çinko ve klor arasında oluşacak tuz ZnCl2 şeklinde olacaktır. Buna da suda diyelim. Çinkomuz katı yine asidimiz suda olsun. Tepkimemizi denkleştirelim. Girenlerde 2 tane klor olmasını istiyoruz. HCl'yi 2 ile çarptım. Çinko sayıları eşit, hidrojen sayıları da eşitlendi. Şimdi soru bize 8.96 litrelik hidrojen gaz açığa çıktığını söylemiş normal koşullarda. Bütün gazların bir molü normal koşullarda 22,4 litredir. 8.96 litre kaç moldür dediğimizde buradan 0,4 mol değerini bulacağız. O halde hidrojenimiz 0,4 mol. Bizim aradığımız değerlerden biri bakırın kütleci yüzdesiydi. O halde çinkoya geçiş yapalım. Sonra bakırı bulacağız. Katsayı birken 0.4 mol oluşursa çinkonun da katsayısı 1 olduğu için yine 0.4 mol harcanacak diyoruz. Toplamda bize karışımın 50 gram olduğu söylenilmiş. O halde 0.4 mol çinko kaç gram bunu belirleyelim. Çinkonun atom ağırlığı bize verilmiş. 1 mol çinko 65 gram ise elimize 0.4 mol çinko var. Kaç gramdır dersek buradan 26 gramlık çinko elde ediyoruz. Toplam karışım 50 gram olduğuna göre kalan kısımda bakırdır. Yani 24 gram da bakır vardır. Hemen yüzde hesaplaması yapalım. 50 gram karışımın tamamıydı. Bir şeyin tamamına yüz diyorduk. Elimizde 24 gram bakır var. Yüzde kaçtır dersek. Sadeleştirme yaparsak 50 ve 100 1'e 2 oranında sadeleşecek. Buradan 2 çarpı 24'ten kütlece yüzde %48'lik bir bakır elimizde bulunacak. Öncüllere baktığımızda %48 cevabı sadece B şıkkında cevabımız B seçeneğidir. Son olarak asidin derişimine X molar demiştik. Bunu da hesaplayalım. Bunun için hidroklorik asidin molüne gidiyorum. Katsayı birken 0,4 mol dediysek katsayı 2 iken burası 0,8 mol olacaktır. Arkadaşlar molarite formülünü hatırlarsak mol bölü hacimdi. Elimizdeki asidin molünü biliyoruz 0,8 mol bölü Hacim değerimizde 400 mililitre olduğu için litreye çevirirsek 0,4 mol. Buradan derişimimiz 2 molar olacak. Zaten asit derişim içinde 2 molar denilmiş. Sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Şekildeki sistemde sabit sıcaklıkta mey açılarak gazların karışması sağlandığında gaz basıncı P atmosfer oluyor. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Sorumuz gaz karışım problemi. Gaz karışım problemlerinde... P1 çarpı V1 artı P2 çarpı V2 eşittir. P son çarpı V son formülünü kullanıyorduk. Birinci kabımızdaki basıncımız P atmosfermiş. Hacim değerimiz 2V'ymiş. İkinci kaptaki basıncı bilmiyoruz. A diyelim. Hacim değerimiz V litreymiş. Eşittir. Son basınca P demiştik soruda. Musluk açıldığında son hacim değeri de toplam hacim olacak. Yani 3V olacak. İfadeyi düzenlersek 2 PV artı A çarpı V eşittir. 3 P çarpı V dedik. 2 PV'yi karşıya attığımızda A çarpı V'nin V'ler birbirini götürdüğünde A değerinin P olduğunu buluyoruz. Yani buradaki basıncımız da P atmosfermiş. Arkadaşlar maddelerimizin ile ilgili yorumu yapmak için ideal gaz denklemini yazdığımızda her iki kaptaki sıcaklığımız eşit. R de gitti. O halde maddenin molü ile basınç çarpı hacmi doğru orantılı. Birinci kaptaki basınç değerimiz P. Hacim değerimiz 2V. İkinci kaptaki basınç değerimizi P bulduk. Hacim değerimiz V. Bakın maddelerin basınç çarpı hacmi ile doğru orantılı olduğuna göre buradaki mole X demişiz. Buradaki mole Y demişiz. Görüldüğü gibi birinci kapta bulunan X mol 2 PV değerine sahip. Y ise PV değerine sahip. Dolayısıyla X'imiz 2Y'ye eşittir. Yani Y'nin iki katıdır diyeceğiz. Birinci öncül doğrudur. İkinci öncül gazların kısmi basınçları birbirine eşittir. Kısmi basıncı yine şu denklemden düşünürsek mol bölü hacimle doğru orantılıdır şeklinde yorumlayabiliriz. Birinci kaptaki mol değerimiz yani helyumun molü 2PV olarak düşünülmüştü. Toplam hacim değerimiz 3V'di. Bu bizim helyumuzun kısmi basıncı. İkinci kabımızda bulunan hidrojen için ise molüne P çarpı V demiştik. Y mol değerinin P çarpı V eşit olduğunu görmüştük. Toplam hacim değerimiz 3V'di. V 3 V idi. Burada sadeleştirmeleri yaptığımızda V'ler giderse 2 P bölü 3'e P bölü 3 geldi. Yani helyumun kısmi basıncı hidrojenden büyüktür. Birbirine eşit değildir. İkinci öncül yanlış. Üçüncü öncül musluk açılmadan önce ikinci kaptaki gaz basıncı P bölü 2 atmosferdir. P atmosfer olduğunu bulmuştuk. Üçüncü öncül de yanlış oldu. Sorumuz bize doğru olan öncülleri sorduğundan cevabımız yalnız bir olan A seçeneğidir. Şekildeki sistemde gerçekleştirilen değişikliklerin helyum gazının kısmi basıncına ve suyun buhar basıncına etkileriyle ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur denilmiş. Öncelikle sisteme baktığımızda sürtünmesiz pistonlu bir kap. Sürtünmesiz pistonlu kaplarda iç basınç dış basınca eşit olduğu anda piston denge durumuna ulaşır. Dolayısıyla yapılan işlemler sonucunda dış basıncın sabit olduğundan dolayı iç basıncın da her zaman değişmeyeceği sabit olacağı bilinmelidir. Yapılan etkilere karşı pistonumuz iç basınçla dış basıncın birbirine eşit olacağı şekilde davranış sergileyecek. Yani yapılan etki sistemin basıncı artıracak bir yönde ise Piston bu basıncı azaltmak için kabın hacmini arttıracak. Yani yukarı doğru hareket edecek. Tam tersi yapılan etki sistemimizin basıncını azaltacak yönde ise pistonumuz içerideki basıncı arttırmak için aşağı doğru hareket edecektir. Son olarak kabımıza baktığımızda içeride H2O sıvısı da bulunmakta. Kapalı bir kapta sıvı varsa bu sıvıdan oluşan bir buhar da vardır. Yani ortamda sudan oluşan gaz molekülleri bulunur. Bu moleküllerin kabın toplam basıncına yaptığı katkıya suyun buhar basıncı denir. Peki suyun buhar basıncı nelere bağlıydı? Suyun buhar basıncı mutlak sıcaklıkla doğru orantılıdır. Mutlak sıcaklık iki katına çıkmışsa suyun buhar basıncı da iki katına çıkar. Ya da mutlak sıcaklık yarıya düşmüşse suyun buhar basıncı da yarıya düşer yorumunu yapabiliriz. Peki suyun buhar basıncının bağlı olmadığı değerler ne? Burası aslında daha önemli. Suyun miktarına bağlı değildir bulunduğu kabın hacmine bağlı değildir. Yine bulunduğu kabın basıncına bağlı değildir. Bunun dışında kabın yüzey alanına, şekline bağlı değildir. Burada bizi ilgilendiren durum suyun buhar basıncı ile ilgili sıcaklık. Şimdi öncüllerimizi yorumlayalım. Birinci öncül M1 musluğunu açarak aynı sıcaklıkta su eklersek. Arkadaşlar kapta bulunan toplam gaz basıncını helyumun kısmi basıncı artı suyun buhar basıncı olarak düşünebiliriz. Kabımıza bir su eklediğimizde H2O miktarı artacak. Ne demiştik suyun buhar basıncı için? Miktara bağlı değildir. Dolayısıyla birinci işlem sonucunda suyun buhar basıncı değişmeyecektir. Kabımız pistonlu bir kab olduğundan dolayı her zaman için dış basınçla iç basınç birbirine yine eşit olacaktır. Çünkü pistonumuz bu dengeyi sağlayacak şekilde hareket ediyordu. Yani biz bu kaba su eklediğimizde pistonumuz toplam basıncın değişmemesi için eklediğimiz suyun hacmi oranında yukarı doğru hareket edecek. Böylelikle kaptaki toplam gaz basıncı değişmeyecek. Dolayısıyla bu işlemde toplam gaz basıncımız değişmez diyoruz. O halde bu eşitliğin sağlanabilmesi için helyumun da kısmi basıncı değişmemesi lazım. Suyun buhar basıncı sabitken toplam basıncı da sabitken helyumun kısmi basıncı da sabit olmalı diyoruz. Birinci öncülümüzde helyumun kısmi basıncı için değişmez demiş. Doğrudur. Ancak suyun buhar basıncı için artar demiş. Ne demiştik? Suyun buhar basıncı miktara bağlı değildir. Dolayısıyla buradaki yorum yanlış oldu. Doğrusu değişmez olmalıydı. Birinci öncül için yanlış dedik. İkinci öncül sıcaklık sabit tutularak M2 musluğunu açmak. M2 musluğunu açtığımızda kabın hacmi artacak. Suyun buhar basıncı kabın hacmine bağlı değildir hacmine bağlı değil diyelim. Dolayısıyla burada suyun buhar basıncı değişmeyecektir. Yine sistemimiz sürtünmesiz pistonlu bir kap olduğu için iç basınçla dış basınç birbirine eşit olacaktır. Dolayısıyla toplam basıncımız değişmeyecektir. Bu eşitliğin sağlanabilmesi için helyumun kısmi basıncı da değişmemeli yorumunu yapıyoruz. Burada ikisi içinde denildiği için, de için öncül ilgili yorumumuz doğrudur. Helyumun kısmi basıncı ve suyun buhar basıncı değişmez. Peki pistonumuz nasıl hareket ederdi? Bunu da yorumlayalım. M2 musluğunu açtığımız zaman birinci kapta bulunan helyum gazının bir miktarı ve su buharının bir miktarı ikinci kapımıza geçecek. Birinci kaptaki madde azalışına karşılık sistemin basıncı değişmemesi için piston ikinci işlemde aşağı doğru hareket edecekti. Yine su molekülleri de suyun buhar basıncını değiştirmemek adına biraz daha fazla buharlaşacaktı. Burada H2O sıvı seviyesi yine bir miktar azalacaktı. Bu sayede diğer kaba geçen H2O gaz miktarı telafi edilmiş olacaktı. Ve suyun buhar basıncında değişmeyeceği yorumunu yapacaktık. Yani ikinci işlemde bir miktar H2O sıvı seviyesi azalarak suyun buhar basıncının değişmemesini sağlar yorumunu da yapabilirdik. Son olarak üçüncü öncüle geldik. Sıcaklığı arttırmak. Sıcaklığı arttırmak. Suyun buhar basıncını arttıracak. Bakın sıcaklığa bağlıdır dedik. Suyun buhar basıncı arttı. Yine sistemimiz sürtünmesiz pistonlu kap olduğu için dış basınçta iç basınç birbirine eşit olacağı şekilde pistonumuz hareket edecek. Sonuç olarak toplam basınç değişmeyecekti. Çünkü sistem sürtünmesiz pistonlu bir kap. Peki helyumun kısmi basıncı için ne yorumunu yapacağız? Suyun buhar basıncının arttığı halde toplam basıncın değişmemesi için helyumun kısmi basıncının azalması gerekir. Burada helyumun kısmi basıncı için azalır denilmiş. Suyun buhar basıncı da sıcaklıkla doğru orantılıydı. Bunun için artar denilmiş. Dolayısıyla 3. öncüle ilgili yorumumuz da doğru oldu. Sorumuz bize doğru olanları sorduğundan cevabımız 2 ve 3 olan D seçeneğidir. Bu arada şunu da söylemiş olalım. 3. işlemde sıcaklığın arttırılmasıyla pistonumuz toplam basıncın değişmemesi adına yukarı doğru hareket edecekti. Suyun buhar basıncı sıcaklıkla artar demiştik. Normalde helyumun kısmi basıncı da sıcaklıkla artar. Ancak kabımız pistonlu bir kap olduğu için toplam basıncın değişmemesi adına pistonu yukarı doğru hareket eder. Helyum için konuştuğumuzda helyumun hacmindeki artış sıcaklık artışından daha fazla olacağından dolayı helyumun kısmi basıncı azalacak ve toplam basınç bu sayede değişmeyecektir. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Sabit ve eşit hacimli 3 ayrı kapta bulunan gaz karışımlarının sıcaklıkları ve basınçları aynıdır. Bu kaplarda gerçekleşen artansız tepkimelerden sonra 1. 2. ve 3. kaplardaki sıcaklıklar başlangıç sıcaklığına döndürülüyor. Buna göre kaplardaki gaz basıncı ile ilgili karşılaştırmalardan hangileri kesinlikle doğrudur denilmiş. Öncelikle kap hacminin sabit olduğu bize belirtilmiş ve reaksiyon öncesindeki gaz karışımlarının sıcaklıkları ve basınçlarının da aynı olduğu belirtilmiş. Burada reaksiyon öncesi olduğunu nasıl anlıyoruz? Gaz karışımları demiş. Yani reaksiyon öncesindeki durumu yorumlayacağız. Arkadaşlar maddelerin kat sayılarıyla molleri arasında doğru orantı var. Ve molleri ile de basınçlar arasında doğru orantı var. Bize gazların molleri ile ilgili bilgi vermemiş. Diyelim ki birinci kaptaki azotun molü A olsun. Katsayı birebir olduğu için oksijenin molü de A olacak. Bu şekilde yorum yapmamızın nedeni tepkimenin artansız gerçekleşmesi. Yani katsayılarla moller doğru orantılı. O halde başlangıç için konuştuğumda birinci kapta başlangıçta 2 A mol maddemiz var. İkinci kaba baktığımız zaman buranın molüne B diyelim. Katsayı 3 olduğu için hidrojenin molü 3B olacak. Toplam gaz sayısı 4B'dir. Yani tepkim öncesinde 4B mol var. Son olarak 3. tepkimedeki maddelerin mol sayısına C dersek katsayı 1 iken C ise klorun da katsayısı 1 olduğu için C mol'de klordan geldi. 3. tepkimede de girenlerin toplam gaz mol sayısı 2C mol. Bu gaz karışımlarının basınçlarının birbirine eşit olduğu soruda belirtilmiş. Diyelim ki bu kaplardaki gaz basıncı 4P olsun. 4P seçmemizin nedeni kolay bir oran orantı kuralım diye. Son duruma geldiğimizde tepkimeler artansız gerçekleşiyor. O halde girenlerde madde kalmayacak. Son durumda şöyle diyoruz. Katsayı 2 olduğu için ürünümüzün katsayı 1 iken A ise katsayı 2 iken 2 alacak. Yani birinci kapta tepkime sonrasında yine 2 A mol gaz bulunmakta. Bakın 2 A mol varken birinci kapta 4 P basınç oluşuyor demiştik. Son durumda yine 2 A mol maddemiz var. O halde yine basınç değerimiz 4 P'dir. İkinci kaba baktığımızda katsayı 1 iken B dediğimize göre katsayı 2 iken 2 B olacak. Tepkime artansız gerçekleştiğine göre girenlerdeki maddeler tamamen tükendi. Ortamda sadece 2 B mol gazımız bulunacak. Oran orantıya dikkat edelim. 4 B mol varken ikinci kapta 4 P'lik bir basınç varken Şimdi 2B'lik mol varken yani mol değeri yarıya düştüğüne göre basınç da yarıya düşecektir. Ne demiştik? Basınçla mol doğru orantılıydı. Üçüncü kaba bakalım. Katsayı birken C demiştik. Yine katsayı birken C. O halde burada son durumda C mol maddemiz olacak. Yine girenlerin tamamen tükendiğini düşündük. 2 C mol varken 4 P'lik basınç varsa C mol varken ne olacak? Basınç değerimiz yine yarıya düşecek ve 2 P basınç yapacak dedik. Arkadaşlar bir de şu duruma dikkat çekmek istiyorum. Maddelerimizin hepsi gaz olduğu için gazların molleri ile basınçları doğru orantılıdır yorumunu yaptık. Şimdi bulduğumuz bu son durumdaki sonuçlara göre öncülleri yorumlayacağız. Soruda bize artansız tepkim eden sonraki durumlar sorulduğu için son duruma göre yorum yapıyoruz. Birinci öncül P1 büyüktür P2. P1 değerine 4P dedik. P2 değerine 2P dedik. Dolayısıyla P1 büyüktür P2 sonucunu çıkardık. İkinci öncül P3 büyüktür P2 denilmiş. P3 2P, P2 de 2P. Bu basınç değerleri birbirine eşittir. Dolayısıyla ikinci öncül yanlıştır. Üçüncü öncül P2 ve P3 eşit denilmiş. Evet P2 ve P3 birbirine eşittir. Dördüncü öncül P3 büyüktür P1 denilmiş. P3 değeri 2P, P1 değeri 4P. Burada ters bir orantı verilmiş. Dördüncü öncül de yanlış oldu. Sorumuz bize kesinlikle doğru olan öncülleri sorduğundan cevabımız 1 ve 3 olan B seçeneğidir. Saf X sıvısının üzerine saf su eklenmesiyle hacim kütle değişimi yukarıda verilmiştir. X ve saf suyun oluşturduğu çözeltinin değişimi 4 molar olduğuna göre sıvının mol kütlesi kaç gram bölü moldür deniliyor. Bize verilen bilgilere baktığımızda çözeltimizin derişimi verilmiş. Kütle hacim grafiğinden hem kütleci yüzde derişimimizi hem de çözeltinin yoğunluğunu bulabiliriz. O halde kullanacağımız formül molarite eşittir. Yoğunluk çarpı 10 çarpı kütleci yüzde derişim bölü MA değeri. Buradan MA'yı çekeceğiz. Verilen değerleri yerine yazalım. Molarite değerimiz 4 molar olarak soruda verilmiş. Yoğunluk değerini bulmak için grafiğin şu noktasını kullanacağız. Çünkü başlangıçta elimizde x maddesi varken su eklendikten sonra son durumdaki çözelti durumu şu noktamız. O halde buraya göre yoğunluk belirleyelim. Yoğunluğun formülünü hatırlarsak kütle bölü hacimdi. Kütlemiz 1480 gram. Hacim değerimiz 2000 mililitre. Çarpı 10 çarpı kütlece yüzde. Kütlece yüzde derişim çözünen bölü çözelti çarpı yüzdü. Yani çözünen kütlesi bölü çözelti kütlesi çarpı yüz. Bu değerleri yerine yazacak olursak çözünen kütlemiz başlangıçtaki x'tir arkadaşlar. Su her zaman çözücüdür. Çözünen kütlemiz 480 gramdır. Çözelti kütlemiz 1480 su artı x maddesinin tamamı. Buraya 1480 dedim. Bir de çarpı 100 var formülden geliyor burası. Bölü ma dedik. Bakın şu kısım kütlece yüzdeyi vermekteydi bize. Şurası da yoğunluğu vermekteydi. Sadeleştirmeleri yapacak olursak 1480'ler birbirini götürecek. Onun sıfırıyla 2000'deki bir sıfır gitsin. Şu yüzün iki sıfırıyla 2000'in yine iki sıfırı gitsin. Yukarıdaki ifadeyi düzenleyecek olursak 4 eşittir. Burada 480 ve bölü 2 olarak kaldı. Yani 480 bölü 2'den 240 değeri geldi. Böyle MA dedik. MA'yı karşıya attığımızda 4'te bölüm olarak geçecek 240'ın altına. Buradan molekül ağırlığımız 60 çıkacak. Sorumuz bize mol kütlesini sorduğundan dolayı cevabımız A seçeneğidir. Potasyum sülfat ve potasyum klorür katılarının saf suda çözülmesiyle hazırlanan 250 mililitrelik bir çözeltide Klor ve potasyum iyonlarının mol sayılarının zamanla değişimi grafikteki gibidir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur deniliyor. Öncelikle maddelerimizin çözünme denklemlerini yazalım. Potasyum sülfat iyonlarına ayrıştığında potasyum ve sülfat iyonları oluşacak. Potasyum klorür de iyonlarına ayrıştığında potasyum ve klorür iyonları oluşacak. Arkadaşlar ortak iyon olmayan maddemiz klor ve sülfat. Grafikte bize Ortak olmayan iyonlardan klorla ilgili bilgi verilmiş. Dolayısıyla klorun mol sayısını direkt yerine yazabilirim. Klorun molü 0,5 molmuş. Kat sayılarla moller arasında doğru orantı olduğundan dolayı buradaki potasyum iyonunun molü de yine 0,5 mol olacak. Katsayılar aynı olduğundan bu yorumu yaptık. Toplam potasyum iyon sayımız 0,9 mol olduğuna göre yukarıdan gelecek Potasyum mol sayısı 0,4 mol olacaktır. Bu sayede toplam potasyum iyonunun molü 0,9 oldu. Katsayıları kullandığımızda katsayı 2 iken 0,4 mol ise katsayı 1 iken 0,2 mol sülfat iyonu olacak. Yine potasyum sülfat bileşiğinin de kat katsayısı 1 olduğu için 0,2 moldür diyoruz. Hatta potasyum klorüründe katsayısı 1 olduğu için potasyum ve klor gibi molü 0,5 mol olacaktır. Şimdi öncüllerin yorumuna geçelim. Birinci öncül çözünen potasyum sülfat 0,2 moldür. Baktığımızda çözünen potasyum sülfatın molünü 0,2 mol olarak görüyoruz. Birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncül çözeltideki klor iyon derişim 2 molardır. Derişim molarite demekti. Klor iyonunun derişimini bulmak için klorun molü bölü toplam hacim diyeceğiz. Yerine yazalım değerleri. Klorun molü 0,5 mol, bölü diyorum. Çözelti hacmimiz 250 mililitre. Bunu litreye çevirdiğimiz zaman 0,25 litre yapacak. Hatta bunu 1 bölü 4 olarak yazabiliriz. Buraya hacim yerine 1 bölü 4 yazarsak buradan düzenlediğimizde ifademizi derişim değerimiz 2 molar çıkacak. İkinci öncülde doğrudur. Üçüncü öncülde de sülfat iyon derişimi sorulmuş. Aynı işlemleri bu defa sülfat iyonu için yapacağız. Sülfatın molü 0,2 mol. Toplam hacim yine 1 bölü 4 litre diyeceğiz. Buradan derişim değerimiz 0,8 molar çıkacak sülfat için. Üçüncü öncül de doğru oldu. Sorumuzun cevabı E seçeneğidir. 1 molar 3 litrelik potasyum nitrat çözeltisi bulunan kaba aynı sıcaklıkta 0,8 molar 2 litrelik potasyum sülfat çözeltisinin tamamı azar azar ekleniyor. Kaptaki değişikliklerle ilgili çizilen aşağıdaki grafiklerden hangisi yanlıştır denilmiş. Öncelikle çözeltilerimizin mollerini belirleyelim. Molarite formülünü kullanacağız. Potasyum nitrat için derişim 1 molar. Mol'lü bulmaya çalışıyoruz. Çözelti hacmimiz 3 litre. Buradan potasyum nitrat molü 3 moldür. Aynı şekilde potasyum sülfat için de mol değerini belirleyelim. Molarite değerimiz 0.8 molar. Molü bulmaya çalışıyoruz. Hacim değerimiz 2 litre. Buradan da potasyum sülfatın molü 1,6 moldür. Şimdi maddelerimizin çözünme denklemlerini yazalım. Maddelerimizin çözünme denklemlerini yazdık. Potasyum nitratın molünü 3 mol olarak bulmuştuk. Katsayıları kullandığımızda katsayılarla moller arasında doğru orantı vardır. Katsayı potasyumla potasyum nitratın aynı olduğu için Potasyum iyonu da 3 moldür. Yine nitrat katsayısı da aynı olduğundan dolayı 3 molde çözülmüş nitrat iyonu bulunacak. İkinci çözeltimiz 1.6 moldü. Potasyum iyonumuzun katsayısı potasyum sülfatın 2 kat olduğundan molü de iki katıdır. 2 katıdır. 3.2 moldür. Sülfatla potasyum sülfatın katsayısı aynı olduğundan dolayı 1.6 moldür diyoruz. Şimdi grafiklerin yorumuna bakalım. Birinci grafik Nitrat iyonu demiş. Başlangıçta 1 molarmış, son durumda 0.6 molar mı acaba? Köşeli parantez molarite anlamına geliyordu. Başlangıçta kapta potasyum nitrat vardı. Nitrat iyonumuz 3 moldü. Kabımızın hacmi 3 litreydi. Dolayısıyla başlangıçtaki potasyum iyonumuz 1 molardır. Daha sonra bu çözeltiye yukarıda belirtilen 0.8 molarlık 2 litrelik potasyum sülfat çözeltisi ekleniyordu. Herhangi bir nitrat iyon kaynağı gelmedi. Yani nitrat iyonunun molü sabit. Hala 3 mol. Bölü diyoruz. Hacim değeri olarak çözeltinin toplam hacmini alacağız. 3 litre potasyum nitrat çözeltimiz vardı. 2 litrede yukarıdaki potasyum sülfattan toplam hacim değerimiz 5 litre oldu. Buradan 3 bölü 5'ten son derişim 0,6 molar olacak. Dolayısıyla birinci grafiğimiz doğrudur. İkinci grafik sülfat iyon derişimi ile ilgili soru sormuş. Başlangıçta sülfat iyonum yoktu. Sıfırdan başlayacak. Son durumdaki sülfata bakalım. Yine sülfatın molü bölü toplam hacim yapacağım. Sülfat molü 1.6 mol. Toplam hacim 5 litre dedik. Ki çözeltinin hacmini topladık. 1.6 bölü 5'ten 0,32 molarlık bir derişim geldi sülfat iyonu için. Buradaki grafik de doğrudur. C şıkkında potasyum iyon derişimi ile ilgili soru sorulmuş. Başlangıçta elimizde 3 mol potasyum vardı. Dolayısıyla bu grafiğin sıfırdan başlaması yanlıştır arkadaşlar. Sorumuz yanlış olanı sorduğundan cevabımız C şıkkı. Potasyum sıfırdan başlamamalıydı. Peki kaçtan başlamalıydı? Doğrusu nasıl olacaktı? Bunu da hesaplayalım. Başlangıçtaki potasyum molümüz 3 mol. Hacim değerimiz potasyum nitrat çözeltisi için 3 litre. Yani başlangıçta elimizde 1 molarlık bir potasyum iyon olacaktı. Peki son durumda ne olurdu potasyum iyon derişimi? 3 mol potasyum nitrattan 3.2 mol de potasyum sülfattan toplam 6,2 mol'luk potasyum geldi. Çözelti hacmimiz 5 litre. Buradan derişim değerimiz 1.24 molar oldu. Ancak az önce de belirttiğim gibi başlangıcımız 0 değil 1 molar olması gerekiyordu. 1 molardan başlaması gerekiyordu grafiğimizin. Yani şuraya 1 molar dersek grafik bu şekilde olması gerekiyordu arkadaşlar. Burada yanlış verilmiş. Sorumuzun cevabı C şıkkı oldu. Diğer öncülleri de kontrol edelim. D şıkkında iyon derişimi denilmiş. Bakın başlangıçtaki potasyum iyon derişimimiz 1 molar'dı. Yine başlangıçtaki nitrat iyon derişimimiz burada bulmuştuk. 1 molar'dı. Toplam iyon derişimimiz 2 molar'dı. Son duruma geldiğimizde nitrat iyon derişimi 0.6'ya düşmüştü. Potasyum iyon derişimiz 1.24'e düşmüştü. Sülfat iyon derişimiz 0.32 molardı. Bu 3 iyon değerini toplarsak 1.24, 0.32 daha 1.56, 0.6 daha 2.16 molar olacak. Yani değişikliğindeki şıkkındaki grafik de doğrudur. Son durumdaki potasyum, son durumdaki sülfat, son durumdaki nitrat iyon derişimleriydi bunlar. Son olarak E şıkkına baktığımızda kaynamaya başlama sıcaklığının artacağı söylenmiş. Kaynama noktasındaki değişim hatırlarsak kaynama noktası sabiti çarpı derişim molalite normalde ancak burada molalite bilgisi verildiği için molaliteyi de kullanabiliriz. Çarpı tesir değerli. Başlangıçtaki çözelti ile sonradan eklenen çözeltinin durumlarını inceleyeceğiz. Ortalamamız artmışsa kaynamaya başlama sıcaklığı artar diyeceğiz. Arkadaşlar her iki durumda kaynama noktası sabit eşit olduğu için bunu eleyelim. Başlangıçtaki potasyum nitratın molarite değeri 1 molardı. Tesir değerliği suya verilen iyon sayısıydı 2 idi. Burada kaynama noktasındaki değişim 2K'lıktı. Daha sonra eklediğimiz maddeye bakalım. Eklediğimiz maddenin derişimi 0.8 molar. Tesir değerlimiz potasyum sülfat için 2 potasyumdan 1 de sülfattan toplam 3 iyon verildiği için 3'tür. Yani Başlangıçtaki çözeltinin kaynama ve başlama sıcaklığını arttırma potansiyeli 2K kadarken ikinci çözeltinin kaynama noktasını yükseltgenmeye katkısı 2,4K'dır. Eklenen ikinci çözeltinin kaynama noktasını yükseltmek isteme değeri daha büyük olduğundan dolayı çözeltimizin kaynama başlama sıcaklığı daha da artacaktır. Yani E şıkkı da doğru oldu. Sorumuzda yanlış olan sorulduğu için cevabımız C seçeneğidir.